Devleti'nin Osmanlı'yı bitirme kararıydı. Lordlar toplandılar, yani kendine Allah diyen adamlar, Osmanlı'nın bitiş kararını aldılar. Darwinizmi Osmanlı'nın topraklarına Abdülhamit kanalıyla yüz binlerce kitapla yaydılar. Bütün alimlere, hocalara, Osmanlı ülemasına Darwinizmi öğrettiler. Kainatı Allah yaratmadı. Darwinizmin anlattığı gibi tesadüfen oldu dediler. Her yere şarap fabrikaları kuruldu. Milyonlarca litre şarap üretimi yapıldı. Milyonlarca litre rakı bire üretimi yapıldı. Bütün Osmanlı'nın toprakları üzerinde geniş satıhta sigara ve tütün yayıldı. Duman altı oldu bütün Osmanlı. Alkol ve sigarayla bedenen mahvoldular. Darwinizmle yönüne de, Darwinizmle de imanlarını mahvettiler. Ondan sonra yıkmak son derece kolay oldu. Efendim? Kuluşa kumarı getirdiler. Tabii, her yere genel evler açıldı. Kumar serbest hale getirildi ve teşvik edildi devlet eliyle. Ahlak çöktü, maneviyat çöktü, Osmanlı ordusu da çöktü. Zaten Osmanlı donanmasını da İngiliz amirale verdiler. O da Haliç'e çekti Osmanlı donanması, çürümesine sebep oldu. Yani felaket üstüne felaket. Mesela FETÖ de gitti, İngiliz Devleti'nin kucağına oturdu, onlara teslim oldu. Hep böyle iradesizlik yaptılar. Abdülhamit direnemedi İngiliz Devleti'ne. Ama Abdülaziz direndi mesela, kabul etmedi. Onu da şehit ettiler. Etrafında az adam olması da tabii o devrin çok büyük bir ayıbı. Koskoca padişahın etrafında en az 100 kabadayı olması gerekiyordu. 3 tane bile kabadayı yoktu. Tek başına mücadele etti onlara. Bıçaklayarak, kolunu bacağını keserek şehit ettiler. Evet, dinliyorum.